Tek kişilik bir motor yarış oyunu yapacağız. En kısa sürede parkuru bitirmeye çalışacağız. Öncelikle parkurumuzu hazırlayalım. Zemin fırçası bölümüne geldikten sonra buradan bir zemin seçelim. Yine yeşil zeminimiz olsun. Daha sonra bunu yön tuşlarıyla da büyütüyoruz. Mouse'umuzun tekerleğine de bastığımız zaman istediğiniz kadar dünyanızı büyütebilirsiniz bu şekilde. Biraz daha küçük şöyle yapalım. Bir kere tıkladığım zaman yeşil zeminimiz karşımıza geldi. Daha sonra küçültüyorum. Buradan yol oluşturacağım. O yüzden de siyah bir zemin seçeceğim. Buradan girişi güzel bir yol çizeceğim. Sizler tabii kendinize göre oyunu düzenleyebilirsiniz. Ben sadece anlatmak için gelişi güzel bir parkur hazırlayacağım. Şu şekilde parkurumu hazırladım. İsterseniz buralara ağaçlar da dikebilirsiniz. Aynı zamanda bir de bitiş bölümü yapacağım. Hem orası benim için başlangıç bölümü olacak. Boyutumuzu küçültelim. En küçük boyutta bir tane kare yapacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Veya iki tane kare şeklinde şu şekilde de olabilir. Bunun için beyaz ve farklı bir siyah kullanacağım. Yine zeminimi değiştiriyorum. 58'i seçtim. Buradan beyazları yerleştiriyorum. Bu aralar yine siyah kullanacağım. Farklı bir zemin. Sıkıntı çıkmaması için oyunu biterken. Farklı bir siyah seçebilirsiniz. motorumuzun oyunu bitirmesi için mutlaka buradaki zeminlere değmesi gerekiyor. Yani yanlardan kesinlikle geçemez. Geçerse oyun bitmeyecektir. O yüzden yanlara farklı nesneler de ekleyebilirsiniz. Mesela kare ekleyebiliriz sağına soluna. Sizler kendiniz göre farklı ayarlamalar yapabilirsiniz. Daha sonra nesne aracımdan da robosikletimi seçiyorum. Oyunun başlangıcı olarak buraya yerleştiriyorum. Kesinlikle bu zemine değdirmiyoruz. Eğer bu zemin üzerinde başlatırsak oyun hemen bitecektir. Başlangıç noktamız burası. Bitiş olarak da buradaki yolu seçmiş olduk. Aynı zamanda buradaki gökyüzü de isterseniz değiştirebilirsiniz. Gözünüze anlaması için. Buradan Dünya ayarlarını değiştir dedikten sonra, gökyüzü kısmına geldikten sonra burayı siyah yapabilirsiniz. Bu şekilde kendinizde farklı dünyalar oluşturabilirsiniz. Buradan programlamaya geçelim artık. Karakterimizin klavyemizin yön tuşlarıyla hareket etmesini istiyorum ve çabuk hareket etsin istiyorum. Aynı zamanda karakterimiz hareket ederken zemine göre de farklı şekillerde hareket etmesi gerekiyor. Yani eğer siyah yolun üzerindeyse karakterim buradan daha fazlaya giriyorum. Karada hangi kara parçasında yanındaki artıya tıklıyorum. Eğer siyahın üzerindeyse karakterim demek ki yolun üzerinde. O zaman daha çok hızlı gitmesi gerekiyor. Buradan da hareket hızını değiştireceğim. Ayarlara giriyorum. Hareket hızı maksimum hızda olsun. Burayı tekrar kopyalıyorum. Yapıştır diyorum. Şimdi tür olarak eğer yeşilin üzerindeyse demek ki yoldan çıktığını anlıyoruz. O halde hareket hızının çok yavaş olmasını istiyorum. Mesela bu birlerde de olabilir. Siz kendinize göre ayar yapabilirsiniz. Buradan deneyelim. Bakın şu an siyahın üzerindeyken çok hızlı gidiyor. Bak, şu an yeşilin üzerinde gidiyorum. Kesinlikle hızlı gitmiyor. Ama siyahın üzerine gittiğim zaman siyah da çok hızlı gidiyor. Bakın daha da hızlandı. O yüzden sizler de bu şekilde motor yarışlarında buna dikkat edin. Evet ESC'ye basalım. Tekrar programlama bölümüne gelelim. Aynı zamanda görüntü olarak da karakterimi takip edebilirim. Bunun içinde direkt yap bölümüne gireceğim. Takip et diyeceğim görünümden takip et. Böylelikle robotum nereye giderse takip edecektir. İsterseniz buraya eğer e, hep de yapabilirsiniz. Oyun süresi boyunca sürekli takip et diyebilirsiniz. Bu şekilde yapanlar da var. Şimdi dikkat ederseniz şimdi bakın robotumu takip edecek. Biraz önce o şekilde değildi. O yüzden oyunlarınızda kamera görüntüsünde mutlaka ihmal etmeyin. e evet, Şimdi piste geldiği zaman buraya geldiği zaman oyunun bitmesi gerekiyor yavaş yavaş kodlarımızı bitirmeye başlayacağız. Bunun için de eğer diyorum yine karada bir parçaya değmesi gerekiyor. Hangi parçaya değmesi gerekiyor? Hem beyaza hem de şu toprak parçası. İkisinden birine değdiği zaman oyunun bitmesi lazım. Her ikisini de kodlayacağım ben. Böylelikle oyunu kazanacak. Bunun kopyasını çıkartıyorum. Ve yapıştır diyorum. Siyah seçmiştim. Şimdi beyazı seçiyorum. Herkesine değdiği zaman da oyunu kazanmış olacak. Buradan ESC'ye basalım. Şöyle geriye dönelim. Görmüş olduğunuz oyunumuz kazanmış oldu. Tabi bu oyunun hilesi olmuş oluyor böyle baktığınız zaman. Evet şimdi tekrar kodlamaya gidelim. Bu sefer de geçen süreyi ekranımıza yazdıralım. Yine programla dedik. Buradan eğer kronometre diyoruz. Bir saniyede bir kronometre çalışsın. Çalıştığı zaman da skoru yazdırsın ekranımıza. Artarak yazdırsın tabii ki. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ekranımız siyah olduğu için beyazda yazdıracağım. Puanımız da birer birer artacak. Böylece de saniye ekranda görmüş olacağız. Tekrar oynayalım. Şu an saniyemiz belli. Ama sesli bir şekilde çalışıyor. Bunun için dünya ayarlarına girdikten sonra skor görünürlük beyaz rengi geliyorum. Buradan sessiz yapıyorum. Ve tekrar oyunu başlatıyorum. Sessiz bir şekilde saniyemiz ilerliyor. Şu an siyahtayken çok hızlı gidiyorum. Yeşile girdiğimizi düşünelim. Maksimum hızım bu. Yavaşladı. Şimdi çok hızlı bir şekilde. Evet yanlış döndük. Ve oyunu bu şekilde kazandık. Görmüş olduğu gibi saniyemizde 22 olarak karşımıza geldi. En basit haliyle bu şekilde motor yarışı oyununu yapmış olduk.